Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hemen haberlere başlayalım. Selim Soydan Fenerbahçe Mauro Icardi'yi alsın. Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Soydan biliyorsunuz aynı zamanda köşe yazarı. Gündeme dair açıklamalarda bulunmuş değerlendirmeler yapmış sabah gazetesinde. Jorge Jesus ile Fenerbahçe taraftarını karşı karşıya getiren en büyük neden? Tahmin edin bakalım. Arda Güler. Arda Güler'i oynatmamasıdır. Hatta başkan Ali Koç olmasa yine oynatmaz. Şimdi bu iddianın doğru olup olmadığını hani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz var ya. Şimdi 18 yaşındaki Arda'nın hareketi çok manidar. Adeta diyor ki bak Jesus amca sen kendi transfer ettiğin vasat adamları oynatmak için beni kesmeseydin. Formayı adaletli dağıtsaydın şu an belki de Galatasaray'ın önündeydi Fenerbahçe. Buna katılıyor musunuz? Ben katıldığını düşünüyorum. Devam ediyorum. Yani ya arkadaşlar bakın. Dünkü dünkü değil ya. Belki bugün aynı günde şey yaparım. Pazar günü videosu bu videoda. Belki aynı günde izlersiniz. Orada da söyledim. Hani hep bir taraftan suç beklersen ya da hep bir tarafa yıkarsan diğer tarafları yok etmiş olursun. Yanlışa düşersin. Devam edelim. Şimdi bıçak yemiye dayanmışken tribüne şov yapma. Bana da öyle yalandan bağırma. Öyle değil mi? Yani yalandan bağırma. E, ben sizdeki muhteşem fotoğrafa alt yazıyı böyle yazardım. Sahan en sahadaki en içi yanan Fenerbahçelidir Arda. Ve Serzen için de haklı. Galiba Manchester City Real Madrid maçında De Bruyne'nin Guardiola'ya bağırmasından da gaza geldi. Bunlar yıldız tepkisidir Sağlık belirtisidir. Bunları idare etmek teknik direktörün işi. Keşke zamanında kibir yapmasaydı. Yani Jesus diyor ki Fenerbahçe'de başarılıyım kalmak istiyorum. Halbuki seviye maçlarının oynandığı sırada gitmek istiyor şeklinde oluşan kamuoyu daha iyi yönetse Mayıs'a bakalım falan diye artistik yapmasa takımdaki pozitif hava dağılmayacak. Psikolojik üstünlük bozulmayacaktı. O zaman piyasası yüksekti ve kibirli davranıyordu. Şu tabloda demek ki büyük teklifler almıyor ve karara devam etmekten yana diyor. Umarım ders çıkarır. Jesus kalsın ama sakın transferleri yapmasın. Çok koşan sporcu atlet olur. İyi futbolcu sadece koşmakla değil yetenekle de farkını ortaya koyar. Fenerbahçe'de Arda Güler Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor başta olmak üzere 6-7 tane iyi topçu var. Bunların sayısı artmadığı sürece Jorge Jesus kalmış gitmiş fark etmez. Bu sene Fenerbahçe 83 puanla ikinci olacak belki de. Bu kadar bol puan olduğuna göre demek ki ligin altındaki takımlar çok güçsüz ve sen bunlara 9 puan kaybederek şampiyonluğu kaçırdın. Jesus kalsın ama halikos transferleri sakın ona yaptırmasın. Çünkü hem vasat adamlar aldı hem de onları oynatmakta ısrar etti. Seneye bu hataya izin verilmesin diyor. Son düzeye kadar şans devam eder. Ama temenni ile gerçek arasında büyük fark vardır. İstanbul Spor'la Giresun Spor'a 4 puan kaybetmese Fenerbahçe kendi göbeğini kesecek durumdaydı. Kendi hataları yüzünden bütün ihtimalleri Galatasaray'ın eline bıraktı. Şu noktada Fenerbahçe şampiyon olur demek ancak temenni olur diyor. E, bence şu noktada Fenerbahçe şampiyon olur demek tımarhaneye yatmak demek olur. Ben olsam Icardi'yi hemen Fenerbahçe'ye alırdım. Hani Koç önerim şudur. Icardi'nin bonservisi Fransa ekibi Paris Saint-Germain'de. Paris Saint-Germain'in başkanı beyin Sports'un da sahibi. Hemen gitsin, görüşsün, Icardi'nin bonservisini alsın. Sonra Vanda Nara'ya özel uçak yollasın. Ona da sağlam bir komisyon önersin ve transferi ikna etsin. Icardi bu ülkeye gelmiş en büyük santrafor diyor. bence Galatasaray'daki Jardel vardı, hatırlamazsınız. Bence Jardel de iyi forvetti. Fanoidok'ta iyi forvetti. Yani bu şekilde kıyaslamak yanlış olur Icardi ile. Ben Açıkçası Jardel daha golcüydü. Bak ben hatırlıyorum. Çok daha golcüydü. Belki bugün olsa Icardi'nin belki iki katı gol atardı. O kadar söyleyeyim ama onun da yine karşısına ilgili bir şeyler vardı. Galatasaray'a hep sıkıntılar deniyor. Neyse. Galatasaray'ın elinden almak hem şampiyonluğun gazını kaçırır hem de kadroya seviye atlatır. Valencia, Batshuayi, Serdar Dursun bunların üçünü birden gönderip maliyeti düşürür. Ve Icardi'yi alırsan en büyük takım olursun. 3 Batshuayi alıyor. Yaklaşık 1 Serdar alıyor. 4. 2 de Valencia alıyor. 6. 3'üne vereceğim parayı Icardi'ye ver demek istiyor. Galatasaray Icardi'yi almayı başarırsa yine şampiyonluğun bir numaralı adayı olur. Bunu da bir kenara not edin diyor. Aksız mı? Yani başından sonuna kadar başından sonuna kadar haklı bence. Bilmiyorum siz ne dersiniz, ne düşünürsünüz ama başından sonuna kadar ya virgülünde yanlış yok. Virgülünde. Çünkü bu kapris böceği ya. Elimizdeki kapris böceği. Başka bir şey değil. Ya kapris böceği ya. Onu oynatma. Şunu oynatma. Bunu oynatma. Lan ya başımıza var ya öyle bir belayı sardık ki. Anlata anlata bitiremem. Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararı verildi. Bu arada şunu söyleyeyim ben. Icardi Fenerbahçe'ye gelse Galatasaray'daki performansını sergiler mi? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Bugün Galatasaray'ın lig ve kupada oynadığı maçların yarısında oynamış arkadaşlar. İstatistik olarak yarısında oynamış. Yani düşünün. Yarım maçı kaçırmış. Hocam tamamında oynasaydı öler yapardı. İşte ben de bunu söylüyorum. Niye tamamında oynamadı? Bak. Belki de Galatasaray'a olan hadi ağasın paçasın Hadi oyna diye gazladı bir şekilde. Bak bizde o yok. Biz kaprisli takımız. Biz egoist takımız. Biz tepeden bakan takımız. Bize göre en büyük müziz sizler Allah Celle'nin belanı versin diyen takımız. Yok hocam o kadar da abartıyorum. O kadar da abartıyorum. O kadar da abartıyorum. Yani sen o kadar eder misin? Bak son yıllardan Galatasaray'ın aldığı Fenerbahçe'nin şöyle anlatayım size. Kerem Aktürkoğlu anadan babadan sülaleden Fenerbahçeli. Fenerbahçe ile masaya oturuyor. Emre Belözoğlu oturtuyor. İmza atılacak. 500 bin lira imza parası istiyor. Ali Koç ne diyor biliyor musun? Sen Fenerbahçe'de imza parası isteyecek adam mısın diyor. İptal ediyor. Alın size Fenerbahçe düşmanlığı. Alın Fenerbahçe düşmanlığı. Çocuk Fenerbahçe'de. Koyu Fenerbahçeli. Emre Kılınç 2. Koyu Fenerbahçeli. Sülaleden Fenerbahçeli Emre Kılınç. Hocam o yeteneksiz şöyle böyle. Bence Galatasaray'da iş yapmadı. Bence Fenerbahçe'de iş yapardı. Bak Mert Hakan Galatasaray'a geçse Emre Kılınç Fenerbahçe'ye gelse. Bence Emre Kılınç daha çok iş yapardı. Emre Kılıç'tan anlaşılıyor. Alınacak. Galatasaray e, fiyatı fiyat arttırıyor. Çocuk diyor ki fiyat arttırıldı. Ben geleyim. İyi fiyat arttırıldı diye soruya git. Abdülkerim bardakçı ya da parmakçı neyse. Alacak olsan alırsın. Her şey önünde. Becerebileceğin durumdasın. Sen bu kadar para eder misin? Daha Saymakla bitiremeyeceğim isim var da neyse bu kadar beni ha Icardi mesela sana önerildi. Galatasaray'dan önce Icardi Fenerbahçe'ye önerildi. 6 milyon euro maaş verin alın diye. Joao Pedro 1. Yaklaşık 5 10 servis verildi. 2 de maaş olsa 7 milyon euro Bir yılına. Sen yani elinin tersinden ittirdin. Yani tabii durum da bu. Şimdi Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararı verildi. Çifte kupa şansını sürdüren ancak ligdeki şampiyonluk yarışında çok ama çok büyük dezavantajı olan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması başlarken Portekiz'in teknik direktörü Jesus'un da durumu belli oldu. Sözcüden İrfan 25 için haberi. Başkan sözü verdi Ali Koç Portekiz'de hocayla çalışmaya devam etmek istediklerini bir kez daha belirtirken Yıldız takviyesi sözü de verdi. Şimdi burada benimle anlaşmayacaksınız. Burada yollarımız ayrılacak. Hızlı ve öfkelideki gibi. Ben Okan Buruk'un teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ben Okan Buruk'un yani teknik şampiyon yapacak vasıflara sahip teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ancak sağdan Icardi, işte soldan atıyorum Rashida, işte öbür taraftan Oliveira, öbür taraftan Torreira, Sakaboya'nın performansı falan öyle bir kanatlarını aldı ki yani öyle bir güçlendi ki Alın, ulan dedi. Yani Şöyle söyleyeyim %70 Galatasaray kadrosu, hakemler, rakiplerin hataları, yatmaları %30 Okan Buruk desem yalan söylemiş olmam. Çünkü Galatasaray'ın e, hani şu kadrosuna belki ben bile teknik direktör olsam ben bile büyük işler yapardım. Üstelik Okan Buruk'un imdadına yetişen şans faktörü de buna sebep oldu. Ulan Antalya maçı tam yenilecekler. Gomis bir vuruyor. Olmadık şekilde gidiyor gol oluyor. Öbürü olmadık şekilde gol Öbürü offside öbürü bilmem neymişi, şöyle misi, böyle falan filan. Ben saymıyorum bunları. Ben eminim bir şeyi sıraya dizdiler. Yani bir şampiyonluğu sıraya dizdiler. Lan bu sene Galatasaray. Gelecek sene de Fener'i yapalım diyecekler. Bir bakacaksın belki de gelecek sene Fener'i yapacak. belki yapacaklar. Belki de Beşiktaş'ı yapacaklar. Belki de Trabzon'u yapacaklar. Ya ben şampiyon yapıldığına inanıyorum takımların. Olduğuna inanmıyorum. Özellikle son 5 seneye bakın. Son 6, 7, 8. Belki son 10 seneye bakın. 10 senede belki 8 tane takım şampiyon yapılmıştır. Olmamıştır. Ben bunda iddialıyım. Çünkü buradan gidiyorsun hallaç pamuğu gibi hop yalama edip dönüyorlar. Yani yalama ediyorlar Avrupa'da. Görüyorsun. Burada da neyse buna çok takılmayacağım. Demek istediğim şey şu. İyi kadroyu Okan Burak'a da verirsen şampiyonluk yarışına gider. Peki iyi kadroyu niye Jesus'a verip heba edeceksin? Kaprisleri var. Kaprisleri var. Bu sene mesela çürüye çıkarttığı futbolcuları düşünün. Kaprisleri bak. Bu adam osterbolde Sterbol'de Sana 6 milyon euroluk zarar. Haşırtlı Blackboard. 6 milyon euro sana zarar. Crespo belki 10 milyon euro edecek futbolcun. Bunun yüzüne gitmek istiyor. Zayt gitmek istiyor. Sorum şu. Jesus devam etmeyip İsmail Kartal gelse. Mesela İsmail Kartal gelse. Ve yıldız transferlerini ona yapsan. Aynı etkiyi gösterir mi? Hocam İsmail Kartal bizi Kayseri Spor'a elettirdi falan filan. İsmail Kartal elettirdiği kadroyu bir düşünün. Ersun Yanal'ı getirdin. Verdiğin kadro stoperde Jailson. Yani sol açıkta Tolga Ciğerce. Bir düşünün ya. Diego Reyes falan verdin ya adama ya. Ersun Yanal'a bunları verdin. Sonra diyorsun ki hadi erkenden şampiyon yap bizi. <laughs> Ulan adam öyle bir şey yapacak olsa. Haşa peygamberliğin nerede Lan bu kadro o kadroyla kim şampiyon yapacak? Ha, o kadroyu hakemler kollasa bile o kadro ikinci olurdu ya. Hakemler kollasa bile o kadro ikinci oldu. Siz neden bahsediyorsun? Bu seneki Fenerbahçe kadrosu. Ben şunu söyleyeyim. Sizin yerin dibine soktuğunuz kadar kötü değil. Ama benim de polyanlacılık yaptığım kadar iyi değil. Bir kere önümüzdeki sene İsmail Kartal gelse diyeceği laf aynen şu olur. E, şunlar 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 gitsin. Bir 8 kişinin 9 kişinin ismini verir. Mesela Gustavo kendi ismini verir. Kimlere teklif olduğu değerlendirilir. Arao'ya 4,5 milyon euro teklif var. Satar mısınız? havada, karada, deplasmanda her yerde satarım. Usta Gustavo ki, Zorunlu opsiyonu yoksa geri gönder. Varsa 2.8 e aldın. 2.8'e geri gönder. Hiç bekleme. 1.5'a geri gönder. Yani vesaire vesaire. Şimdi Jesus'un çağrıya olumlu konut, konut, hani olumlu cevap vermesi kontratını uzatmasını bekleniyor. Peki Fenerbahçe taraftarı ne diyor? Sosyal medyada son günlerde ne konuşuluyor? Önce kanatlar. Glasgow Rangers'ta kontratı biten İngiliz sol sağ kanat oyuncusu Ryan Kent'in Dansfer'in artık kesin gözüyle bakılıyor. Bir. Menajeri maça geldi. Ee, artı. Wilfred Zaha. Ee, Zaha'nın menajeri İstanbul'a geldi. Trabzonspor maçını da izledi. İki. Ee, Wolfsburg'dan Santrafor oynayabilen 27 yaşındaki Alman 10 numara oyuncusu Luka Waldeschmidt ve Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic. Fenerbahçe yönetimin hedeflerinden. Hadi ben bir de Firmino'yu ekleyeyim. Tamam mı? Bir de Hakim Ziyek ekleyeyim. Hocam ne saçmalıyorsun sen ya. Hayır ilk ilk gazete saçmaladı. Allah aşkına. Tamam mı bak. Şimdi bunlar hariç A plus futbolcu alınmayacak. Gelin bir anlaşma yapalım. Bu, bu transferleri yapıp full yetkiyi İsmail Kartal'a versek şampiyon olur muyuz? Niye İsmail Kartal diyorsun? Sergen Yalçın da olabilir. Alkut Kocaman da olabilir. Ahmet de olabilir, Mehmet de olabilir. Valde Schmidt 3 milyon euro piyasa değeri olan şahane bir futbolcu. Yani tam Fenerbahçe'nin aradığı kan. Yani şampiyonluğu kaçırmış Fenerbahçe ertesi seneye eee arkası oynayan 3 milyon euro piyasa değerindeki futbolcuyu alacak. Yani çok zekice. Daha yani Ali Koç vizyonu bunu gerektir. 19 maçta 5 gol atmış. Bunu yazan arkadaşın da futbol zekasına da ayrıca şey yapayım. Valide de geçin. Kent 1, Zaha 2, Livakovic 3, Firmino 4, Hakim Ziyech 5. Bunlardan hariç olarak hani kontrat uzatıldığı için söylüyorum. İrfancan Eğribayat da 6. Tamam mı? Ee, bunlar 6. Takımdan da bir 8-10 kişi gitsin mesela Berisha, Vruma, Tamatta, Joshua King, Cao Pedro belki de, Valencia, e, Rossi Başka? Hani 3-5 sizin hoşunuza gitmeyen isimler gitse desek. Ya da 6 ay satıldı. İşte Gustavo e gitti. Arao gitti. 0-0 bir denge yakalandı. Kabul müsünüz? Bak. Kabul müsünüz? Biz bu sene neyden çektik biliyor musunuz? Biz bu sene Kapris'ten çektik. Biz bu sene eşeğin adından çektik. Şey susun. Arda Güler dediğimiz gibi daha önce oynatılsaydı bunlar yaşanmayabilirdi. Eşekin adı işte. Biz. Allah aşkına şu Portekizlilerden uzak duralım. Bize gitmiyor. Ya bize gitmiyor. Bu arada Crystal Palace Spezia forması giyen Embala Enzola ile ilgileniyormuş. Ee, yani bu çok net bir ilgilenme arkadaşlar. Enzola da 6,5 milyon euro piyasa değerinde. 26 yaşındaki Santrafor. Hani bu ona etki eder mi diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 30 maça çıkmış İtalya Ligi ve İtalyan Kupası'nda. 15 gol 3 asist. 2550 dakika. Şuna <laughs> bakmayın. Futbolcuyu bedelsiz almış sözleşme uzatmışlar. Bak kafası çalışan bir Fenerbahçe. Kafası çalışan bir Fenerbahçe. Alır bu futbolcuyu. 6,5 milyon euro. 10 verir alır. 12 verir alır. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu arkadaş bak bu arkadaş emin olun Icardi'den Icardi'den daha da iyi iş yapabilir. Çünkü yaşı 26. Gelişmekte olan bir futbolcu. Hani e, yapman gereken transfer bu. Ben Zaha transferinin olacağına inanıyor muyum? Yani Ali Koç'un yoğurt yeme şeklini bildiğim için söylüyorum. Korkuyorum. Çünkü Ali Koç Galatasaray dese ki ligden çekiliyoruz. Son iki maça çıkmıyoruz. E, i̇ki maça çıkmaca hükmen 6 puanı silinir. Bir alt kümeye düşersin. Bak 6 puanın silinir. 6 puanın silinir. Otomatik olarak Fenerbahçe'ye 3 puan Hükmen'den, 3 puan da Galatasaray maçından ekleneceği için açık ara lider olur. Ee, şey, Antalya spor maçını kaybedecek Fenerbahçe şampiyon olur değil mi? Emin olun Ali Koç der ki biz de Galatasaray'ı yalnız bırakamayız. Biz de çekiliyoruz. Bu kadar Fenerbahçeli bir adam işte. O yüzden korkum bundan. Uzun lafın kısası. İsmail Kartal e, Icardi, tamam mı? Kent, Zaha, Livakovic e, Ha, Firmino hani olmaz. Hakim Ziyek de hadi o da zor bir ihtimal. İsmail Kartal, Icardi, Zaha, Livakovic. Bir de Enzola diyeyim. Yok Enzola da olmaz. Alakamız yok çünkü. Hani kabul müsünüz bunlara? Ya, bu şekilde kabul müsünüz? Son dakika Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Icardi, Zaha, Livakovic bombaları desem başlığa. Kabul müsünüz? Bu arada Livakovic ve Kent artık hemen hemen herkesin kesin gözüne baktığı bir şey. Zaha da artık bir zahmeti. Ali Bey parayı basıp alması lazım. Icardi'yi de adam sana zaten önerdiydi. Alabileceğin topçuydu. Hep birlikte izleyip bekleyip göreceğiz. Ya şunu da söyleyeyim. Aklıma da şu geliyor. Icardi o kadar mükemmel o kadar iyi bir halde olsaydı. Arjantin milli takımına seçmez der miydi? Yani o Dünya Kupası kadrosunda yer almaz mıydı? Kafama da bu takılıyor. Ama Icardi Fenerbahçe'de olsaydı. Müthiş bir sezon geçirirdi. Dünya Kupası'na da seçilirdi. Oraya da giderdi. Sakatlanır sezonu kapatırdı. Bizdeki de şans böyle bir şey işte. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.